Evet kanal izleyicileri, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte turşu kuracağız ama tombul biber, küçük tombul biberlerden kuracağız. Lokanta biberi diye de geçiyor ismi. İlk önce güzel bir temizledik. Daha sonra başlarını kestik. İsterseniz iğneyle de delebilirsiniz. Bu şu anda yeterli bizim için. Malzemelere gelince sirkemiz var. Yeteri kadar. Salamura tuzumuz var. Limon tuzumuz var. Tat ve lezzet katsın diye dereotumuz var. Mayalanması için veya fermente olması için nohut ve 7-8 diş sarımsak var. Öncelikle biberlerimizi bidon içine koyalım. Şu şekilde içine atacaksınız. Bu şişeyi tercih etmemin sebebi ağzını kapattığımız zaman hiç hava almayacak şekilde kalıyor. Yemeklerimizin yanına, özellikle kuru fasulye, pilavın yanına her an yiyebileceğimiz çok lezzetli biberler bunlar. İçerisine çürük biber koymamaya dikkat edin. Yoksa turşunuzun tadını bozabilir. Sofralarımızda kış aylarında ve özellikle pilavların, nohutun, kuru fasulyenin yanında çok lezzetli ve aradığımız bir lezzet bu. Sarımsak atacağız biraz da. Bir miktarda sarımsak atacağız bu aşamada. Bakın isterseniz en altına sarımsak da koyabilirsiniz. Hiç problem değil. Sarımsak zaten 15-20 gün boyunca bunun içinde kalsa zaten tadını verecektir. Bu aşamada biraz dereot atalım. Hem görüntü, hem lezzet, hem tat katıyor dereotları. İçerisine maydanoz da atabilirsiniz. Kereviz yaprağı da atabilirsiniz. Çok güzel lezzetler veriyor onlar. Bakın nohut da atacağım bu aşamada. Aslında nohutu en alta atabilirsiniz. Hiç problem değil. Nohut atmayabilirsiniz. Sıkıntı yok ama daha hızlı oluyor. Bu şekilde biraz dereotu, biraz biber, biraz sarımsak. Bunu ağzına kadar doldurabilirsiniz. Nohut, sarımsak, biber, dereotu, biber, sarımsak, dereotu, biber, sarımsak, dereotu, biber şeklinde devam edeceğiz. Bu şekilde doldurmaya. Aldığı kadar. Sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıracağız bu aşamada. Evet, malzemelerimizi koyduk. Bakın çok şirin, çok güzel gözüktü. Şimdi içerisine bir miktar limon tuzu atacağız. Bu size kalmış, çokluğu, azlığı. Eğer çok ekşi isterseniz fazla atarsınız. Normal isterseniz az atarsınız. Şu kadar yeterli. Şu kadar avuç. Bir tatlı kaşığı civarında atıyoruz. Ya çok fazla germeye gerek yok kendimize. Yine tuzu da çok tuzlu olsun derseniz ona göre atarsınız. 2-3 yemek kaşığı tuz yeterli. Ben de 2-3 avuç atacağım onun yerine. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Çok fazla birebir orana gerek yok. Bu zaten tamamen eriyecektir olana kadar. Bu aşamada şunu yapacağız. Ben genelde böyle yapıyorum. Ve çok lezzetli oluyor. Malzemeyle beraber sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırıyorsunuz. 3'te 1'e kadar sirke koymak yeterli oluyor. 1 bardak, 2 bardak, 3 bardak, çay bardağı, su bardağı gerek yok. 3'te 1'e kadar sirke koyuyoruz. Normal çeşme suyu koyabilirsiniz ama çeşme suyunu kaynatıp koyarsanız daha lezzetli olur. Onun yerine marketlerdeki normal sudan kullanabilirsiniz. Daha iyi olur. Artık gerisini suyla dolduruyoruz. ...4-5 gün sonra zaten biberler aşağıdan yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Yaklaşık 15-20 gün veya bir ay içerisinde biberlerimiz hazır. Yemeklerimizin yanına koyabiliriz. Bakın. Görüntüsü çok şık. Hava almayacak. Sıkı kapatırsınız. Bunlar daha güzel. Hava almadığı için daha çok tercih ediyorum ben. Cam kavanozda olur. Orada da hava almaz genelde ama kapaklar bozuk olabiliyor. Afiyet olsun.